Bugün 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2013 yılında aldığı karar sonrasında bugün 11. kez Dünya Yetimler Günü'nü idrak ediyoruz. Her çocuğun eğitim alabilmesi, sağlık, sosyal imkanlardan faydalanabilmesi, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmesi, anne babasıyla ve yakınlarıyla yaşayabilmesi, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olması, akranlarıyla koşup oynayabilmesi, ailesinin maddi manevi bütün imkanlarından istifade edebilmesi en doğal hakkıdır. Dünya Yetimler Günü'nün hepimize hatırlattığı şeyler var elbette. Eğer dünyanın bir yanında bombardıman altında çocukların varlığını duyduysak artık onların vebalinden de sorumluyuz. Kamplara kapatılan çocukların meçhul geleceğinden, açlıktan, hayatlarını kaybeden çocukların ızdıraplarından, gecenin karanlığında bir karton üzerinde kıvrılan çocukların gördüğü kabuslardan, yetişkin insan muamelesi görerek saatlerce çalıştırılan çocukların sırtındaki terden, tek tek her birinden sorumluyuz. Ve tekrar söylemek gerekirse, Dünya Yetimler Günü bize bu sorumluluklarımızın hatırlatılması açısından senede bir kez değil, mana itibariyle her gün ifa edilmesi gereken önemli bir gündür. Yaşadığımız dünyada 8 milyarlık insan topluluğunun 2,5 milyarını çocuklar oluşturuyor. Bu çocukların en az 1 milyarı yetim, öksüz ve sosyal yetim statüsünde bulunuyor. Dünya üzerindeki her 5 çocuktan biri savaş, çatışma ve felaketlerden etkilenen ülkelerden birinde yaşıyor. Yani 600 milyon civarı çocuk bugün bir felaket bölgesinde yaşamak zorunda. Yine 1 milyar çocuk çok boyutlu yoksullukla yüz yüzeler. 200 milyon aşkın çocuk çalışmak zorunda. Bir o kadarı da sokakların insafına terk edilmiş durumda. Sayıları 80 milyona varan mültecilerin yine yarısını çocuklar oluşturuyor. Sene içerisinde 2,5 milyon çocuk kaçırılıyor. Organ ve fuhuş mafyaları, uyuşturucu madde satıcıları, dilenci şebekeleri, savaş ağları, misyoner örgütler çocukları istismar ediyorlar. Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Arakan'da, Ukrayna'da, Yemen'de, Etiyopya'da, Keşmir, Kongo, Somali, Sudan ve daha dünyanın birçok noktasında çocukların ya silahların gölgesinde, ya silah altında, ya zindanlarda, ya çocuk mülteci kamplarında, ya bombardıman altında, ya sığınaklarda her türlü haklardan mahrum, açlık ve yoksulluk içerisinde hayata tutunmaya çalıştıklarını görüyoruz. 76 yıldır İsrail işgal ve vandallıklarına muhatap olan Filistin, malumunuz olduğunuz üzere 7 Ekim'den beri tam 171 gündür tarihin gördüğü en ağır soykırım ve apartheid uygulamalarına maruz bırakılıyor. Vahşet görüntülerini, kolsuz, bacaksız çocuk bedenlerini canlı yayınlarda, sosyal medya paylaşımlarında kahrolarak hep birlikte takip ediyoruz. Başta İslam ülkeleri olmak üzere kınamanın ötesine geçilmediği için işgalci organizasyon bundan cesaret bularak daha da çirkinleşiyor. Batı'nın değer olarak kabul ettiği Birleşmiş Milletler'in temel kuruluş felsefesi sayılan metinlerin tamamı yine başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa olmak üzere batılı ülkelerin destekleriyle dünyanın gözleri önünde 7 Ekim'den bugüne defalarca yok sayıldı. Gazze'de tam 2 milyon kişi yerinden edildi. Gazze halkının %2'sine tekabül eden 40 bin kişi artık yaşamıyor. 6 ay önce yaşayan 40 bin kişi artık yaşamıyor ve bunun neredeyse yarısını çocuklar oluşturuyor. Çocuklar sadece bombardımanlardan hayatlarını kaybetmiyorlar. Aynı zamanda açlık ve kıtlıklar ve hastalıklardan da çocuklar şehit olmaya devam ediyorlar. Hatta çocukların canlı canlı toprağa gömüldüğü cehalet döneminde bile insanlar Ramazan ayında haram aylardan olması dolayısıyla savaştan uzak dururlardı, kan dökmekten uzak dururlardı. Ama bugün maalesef bilginin, teknolojinin zirve yaptığı dönemde, insanlık tarihinin en önemli olduğu dönemlerin birisinde ciltlerce dolu kitaplığımız var, iletişim imkanlarımız çok fazla. Ama Ramazan ayında bile çocuk, kadın, yaşlı, hamile, kilise, cami, okul demeden maalesef bombalanan, katledilen bir döneme hep beraber şahitlik ediyoruz.
O yüzden bu söylemler ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu buluşmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. İHA İnsani Yardım Vakfı 2013 yılının sonunda yine Konakry'de İslam İşbirliği Teşkilatı'na ait 57 İslam ülkesinin bulunduğu toplantıda 15 Ramazan Dünya Eğitimler Günü'nü ilan ettirirken aslında hayali ve hedefi cümlelere başlarken söylediğim gibi bu konuyla alakalı bir farkındalığı, bir değeri ortaya koyabilmekti, çok güzel çalışmalara öncülük edebilmekti. Biz buradan asla geri durmayacağız. Biz hedefimize, gayretimize, var gücümüzle yürümeye devam edeceğiz. Bunu yaparken de asla böyle İsrail'in, Siyonistlerin veya Batı'nın veya Batı güçlerin istediği gibi İslam dünyasını asla bir belirsizliğe sevk etmeyeceğiz. Biz diri durmaya devam edeceğiz. Güçlü durmaya devam edeceğiz. Bugün inşallah Gazze'de büyük bir çocuk şenliğimiz var. Çocuklarımızı eğlendireceğiz. Çocukların umutlarını diri tutacağız. Çocuklarımız o toprağın geleceği olduğunu tekrar tekrar farkına vardıracağız. Bunu da eğer şartlar, imkanlar müsait olursa canlı, eğer olmazsa da video ortamında paylaşmış olacağız. Ama biz o coğrafyanın çocuklarını da, annelerini de, o coğrafyanın farklı dine mensup insanlarını da asla terk etmeyeceğiz. Ben kısa zamanda da işbirliğinde olan kurumlarımızla beraber gemilerimizi aldık. O çocukların umudu olmak için tıpkı Mavi Marmara'da olduğu gibi hep beraber yeryüzünün vicdanı olarak yola çıkacağız. Ve Akdeniz'in sularında tekrar insanlığın vicdanına tekrar ses olacağız. Maalesef insanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden birini yaşıyoruz şu anda. Karşımızda 170 gündür tüm dünyanın gözü önünde çocuk, kadın, sivil demeden katleden, her türlü işkenceyi açık bir şekilde yapan zalim, işgalci bir devlet var. Bununla beraber bebek ölümünü teşvik edecek kadar gözü dönmüş dini liderler ve bu zulme açıktan veya sessiz kalarak ortak olan dünya liderleri var. Bugünün yaşanan bu zulüm eğer cezai yaptırıma maruz bırakılmazsa yarın çocuklarımıza içinde yaşanması mümkün olmayan kanlı bir dünya bırakmış olacağız. Seslerimiz kısıldıkça bu ihlaller artacak ve dünyayı saracaktır. Gazze'de yaşanan bu durum sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası alanda çocuk haklarının korunması adına ortak ve güçlü bir çalışma gerçekliğini gün yüzüne çıkarmıştır. Çocuklarla ilgili hak ihlalleri ne yazık ki vaki, hatta hak ihlallerinden öte mevcutta yaşadığımız işte bir soykırım mevzusu gündemde Gazze'de yaşanan, bizler de hem bu hak ihlallerinin hem de özellikle şu aşamada Gazze'deki genel anlamda soykırımın, özel anlamda çocuklarla ilgili hususların uluslararası arenada gündeme gelebilmesi için ve neticede inşallah son bulabilmesi için böyle bir platformda ortak paydada yer alma kararında bulunduk ve şimdi de bunu sizlerle paylaşmış oluyoruz. Bu bizim hem insani hem vicdani hem de inancımız gereği işin içinde olmamız gereken bir durumdur. Bırakın bizim insaniyetimizi, inancımızı, en son herhalde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de Gazze ile ilgili şöyle bir cümlesi var: yeryüzünün en büyük çocuk mezarlığı diye. Bu aslında her şeyi ortaya koymuş oluyor. İnşallah günün birinde öyle bir basın açıklaması yaparız ki bunlara artık gerek kalmadı. Rabbim bizleri farklı hususlarda yetimlerle ilgili, çocuklarla ilgili, az önce Reşat Bey'in söylediği gibi çok daha güzel hususlarda bir araya getirmeyi nasip etsin diyoruz. İsrail çocuklara, bebeklere savaş açmış bir şekilde ve artık uluslararası hukuk ve bununla ilgili yasalara hiçbir şekilde saygı duymayan ve kendisini demokratik bir ülke olarak göstermeye çalışan bir ikiyüzlü bir devletle karşı karşıyayız ve yani dünyanın en büyük savunma kuvveti Amerikan desteğiyle bunu vicdansız bir şekilde yapıyor. Ve ben de huzurunuzda her dinleyene, her görene, herkesin vicdanına hitap etmek istiyorum. Çünkü artık bu mantık durumu değil. Bu tamamen vicdan durumu ve
bütün dünya ve Müslüman alemi de Türkiye'ye doğru gözlerini yönelttiler ve Türkiye'nin önderliğini istiyorlar harekete geçmesi için. Birçok çocuk artık ayaklarını, kollarını kaybetmiş, ailelerini kaybetmiş, tek başlarına bütün ailelerini kaybetmiş bir şekilde yetim. Ama biz onları yalnız bırakmak istemiyoruz. Avustralya'daki çalışma ekibimizin arasında uluslararası hukukçu hocalarımız var, araştırmacılarımız var, avukatlarımız var. Ve biz her türlü desteği vermeye hazırız dediğim gibi. Ve bu çalışmanın ve bu müdahalenin, hareketin uluslararası çapında gerçekleşmesini elimizden geldiğince bunu sağlamaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuk Hakları Platformu basın açıklamasını sizlere sunacağım. Bugün siz değerli basın mensuplarını İHH, Yetim Vakfı, Hukukçular Derneği, Yerzo Çocukları Derneği öncülüğünde kurulacak Çocuk Hakları Platformu'nun basın açıklamasına davet ettik. Kıymetli bir ayda ve önemli bir gün olan 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nü seçtik. Tüm dünyaya, özellikle İslam dünyasına, Gazze'deki çocukları hatırlatıyoruz. Çocuk haklarında yaşanan ihlaller, çocuk hakları ile ilgilenen kuruluşları harekete geçirdi. Çocuk hak ihlalleriyle uluslararası ve ulusal mücadelemizde bir platform öncülüğünde hareket etmemiz artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline almıştır. Çocuk Hakları Platformu olarak dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı çocuk haklarını hatırlatıyoruz. Yeryüzünün tüm çocukları için hukuk mücadelesine herkesi davet ediyoruz. Bugün Gazze'deki çocuklar, yarın Doğu Türkistan, bir diğer gün başka bir topyekün çocuk hak ihlallerinden, ölümlerinden bahsetmek istemiyorsak eğer, bugünden harekete geçmenin önemini vurguluyoruz. İnşallah vicdanlı insanlar, kurumlar sizinle birlikte olacaklardır.